Evet, sevgili YouTube severlerim. Bugün de sizlere hünnapın sirkesini yapacağız. Hünnapın sirkesini ilk defa yapmış olacağım ve koleksiyonuma da katmış olacağım. Yüzün üzerinde olan sirke koleksiyonuma bir e, meyve türünün koleksiyona daha girmiş olacak. Hünnap sirkesi şeker hastaları içinde birebir olan bir meyve ve şifalı bir şifalı e, meyvelerimizden bir tanesi. Hünnap'ı hiç tanımayanlar açısından Şimdi üç sefer yıkadığım Hünnap'ı göstererek tanıtayım arkadaşlar. İçerisinden çürüklerini ayıtladım. Şöyle geniş bir açıdan gösterirsem gayet bir Hünnap sirkesi olacak arkadaşlar. O kadar mükemmel ki kalibresi. Büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Bisket elması kadar büyüklüğü var. Tadı elma tadında gibi ama elma değil arkadaşlar, erik de değil tadında. Normalde hünnapların boyutları arkadaşlar şu kadardır. Ama yetiştiği yerde şu boyutlarda oluyor. Bunlar çürük değil arkadaşlar. Bunlar daha olgunlaşmış hali. Burada olgunlaşmış hali arkadaşlar. Böyle iki renk tonunda. Aslında İde'nin bir çeşit türü gibi duruyor. Ama değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bunun sirkesini yapacağız. 3 posta yıkadık arkadaşlar, temizledik. Şimdi hafiften bir kurutuyorum. Şehir suyuyla yıkadığımız için şurada da görmüş olduğunuz gibi çekirdeklerini de ayıracağım. Arkadaşlar bunları da çekirdek el bombası yapacağım. Ne demek bu? Çekirdekler arkadaşlar suda bekleteceğim. Biraz çimlenme koşulu engeli var belli. Kabuğu çok sert. O bekledikten sonra bunları balçıklı bir toprağın içerisine koyarak sıkıştıracağım. Yuvarlak bir top haline getireceğim. Arazide koştuğumuz koşu grubu var arkadaşlar. Koşuyordu diye bir grup. Instagram'da ve görebilirsiniz bu grubu. O grubunla birlikte paylaşarak veya arkadaşlara da paylaşarak isteyenlere de verebilirim aynı şekilde. Bunları arazide koşarken, doğa trekking yaparken arkadaşlar orada sağa sola uygun gördükleri yerlere atarak orada bu fidanların gördüğünüz bu meyvelerinde biterek milletin, kuşun, böceğin yararlanmasına faydalı hale getireceğiz arkadaşlar. Evet, sirkemiz de en aşağı bir 4 ay sürecek. 4 ayla 5 ay içerisinde olgunlaşacak. O süreçten sonra sirkemizin de tadına bakmış olacağız. Meyvenin ilk defa görenler için şöyle ben bir tanesinin meyvesini de ısırarak göstereyim size arkadaşlar. Orada ondan sonra bunun keserek bıçakla çekirdeklerini ayıtlayacağım. Orada görmüş olduğunuz kabların içerisine koyacağım. Tabii ki bu işlem çok uzun süreceği için arkadaşlar diğer aşamalarını sirkeyi ilk defa yapmasını öğrenenler için diğer aşamalarını da kadem olarak göstermiş olacağım. Tadı müthiş arkadaşlar. Sert. Sulu değil arkadaşlar. Olgunlaştığı zaman harika bir tadı var. <laughs> Böyle sulu sevmeyen, çatır çutur gelmesini seven ne çok tatlı ne Mayhoş, ee, orta kıvamında bir meyve türü arkadaşlar. Ben burada durduruyorum. Diğer aşamalarda gelince arkadaşlar göstereceğim. Bayağı bir işimiz var gördüğünüz gibi. Görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yıkadığımız e, hurma, e, hurma nereden çıktı? Hunnapları. Arkadaşlar sudan geçirdikten sonra şimdi bunları çekirdeklerinden ayırmak için havan kullanıyorum arkadaşlar. Havanla şu şekilde dövüyorum. Dövdükten sonra içerisinden çekirdeğini alıyorum arkadaşlar. Geri kalan kısmını küpüm olan içerisine koyuyorum. Küp sirke yapımında çok önemlidir arkadaşlar sıcaklığın sıcaklığın dengesini sağlar. Sıcak ve soğuğu belli bir seviyede tutarak sirkenin oluşumundaki fermantenin e, hızlı bir şekilde ya da yavaş bir şekilde olmasını önler arkadaşlar. O açısından cam şişelerden dahi önemlidir küpler arkadaşlar ve içerisi de karanlıktır her zaman. O açısından önemlidir. Evet e, çekirdeklerini... Hunnap'ın çekirdeklerini arkadaşlar gördüğünüz gibi ayrı bir kaba koyuyorum. Burada bekleteceğim bunları. Yaklaşık 2 hafta kadar suyun içerisinde bunlardan e, tohum el bombası yapacağım. Balçıklı bir toprağın içerisine 3 tane bunlardan koyup kapatacağım arkadaşlar. Çimlenme engelini aşırdıktan sonra doğada gezerken bunları saçarak doğaya gördüğünüz Hunnap meyvesini oluşturacağım. İsteyenler olursa Çekirdeklerine verebilirim. Aynı meyve çıkıyor. Burada gördükleriniz çürükleri de Kalifonya solucanlarıma vereceğim ve onlara yedireceğim. Kalifonya solucanı isteyenlere de onları da gönderiyorum. Ücret talebimiz yok arkadaşlar. Evet ben burada durdurmak zorundayım. İşleme devam edeceğim. Aşama aşama sirkenin yapımındaki diğer olayları anlatacağım. Evet arkadaşlar parçaladığımız unlapları tabii ki hızlı fermante olması için e, hazırladık arkadaşlar. Şimdi içerisine arkadaşlar nohut katacağız. Bir avuçtan tabii ki fazla e, küpün büyük olduğundan dolayı. E, nohut ne işe yarıyor arkadaşlar onu söyleyeyim ben size. Nohut e, protein kaynağı olduğu için sonuçta e, bir bakteri arkadaşlar içerisindeki protein kaynağını da sağlayabilmesi amaçlı nohutumuzu ekliyoruz. Katılması olabiliyor mu? Olabilir arkadaşlar. Şimdi e, ikinci bir olay. E, ben e, şeker kullanacağım belli bir miktarda. E, bal kullanabilirsiniz. Pekmez de kullanabilirsiniz. Tabii ki bu kaliteyi daha çok da artırır. Evet. Arkadaşlar. Şimdi e, ölçüyü genelde tabii ki bu 5 kiloluk bir şeker. Şurada 1 e, kiloya yakını kullanacağım. Çünkü niye? içerisinde haddinden fazla e, ürün var. Susuz sirkeye yakın bir sirke yapmak gerekiyor. O yüzden dolayı az kullanacağım. Çünkü biz e, meyvelerin şekeri da, daha fazla arkadaşlar. Çünkü ürün çok fazla var. O yüzden dolayı şekerini az kullanacağım. Eee susuz sirke diyorum ama su katacağım diyeceksiniz. Çünkü Hunnap'ın hiçbir şekilde suyu yok arkadaşlar. Fermente olamaz. Fermente olabilmesi için suyun olması lazım. E, katçam ölçüyü de göreceksiniz zaten. E, fazla bir su kullanılmayacak. Çok az bir su kullanılacak. Ona göre şey yapacağız. Şimdi buradan da bir kiloluk yakın şekerimizi dökeceğiz. Evet arkadaşlar. E, şekerimizi de kattık. Şimdi sıradaki gördüğünüz görüntüdeki olan sirke anası arkadaşlar. Sirke anasını ekleyeceğim. Hatta şöyle bir göstereyim size. Daha önceki yaptığım bir üründeki sirke anası. ...aynı zamanda sırlama olarak da söylerler. Yüzeyi de... E, ...oluşturur arkadaşlar. Evet, onu da kattık arkadaşlar. Suyunu da ekliyorum. Kendisinin. Bunun ne olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. O bana has olan bir olay. Bu sadece... ...hızlı olan... ...sirkenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini... ...kef oluşumunu önlüyor arkadaşlar ondan da kattık içerisine artık sadece suyunu eklemek kaldı arkadaşlar suyunu e, köy suyu kullanmanız lazım ya da arıtılmış su kullanmanız lazım kesinlikle klorlu su çeşme suyu kullanamazsınız Çünkü bir bakteri olduğu için ve içerisinde klorlu su kullanırsanız bakterileri öldüreceğinden dolayı sirke oluşumu oluşmaz arkadaşlar. Evet kesinlikle tuz katılmaz arkadaşlar turşu yapıyorsunuz. Tuzu sirke tamamen oluşur. Sirke anasını alınır. Ondan sonra katmak isterseniz bir miktar katarsanız kaya tuzu katarsanız arkadaşlar onun dışında kesinlikle kullanılmaz. Burada sirke anası oluşunca arkadaşlar yaklaşık bir ay süreçle bir ay veya durumuna göre bir buçuk ay veya iki ay kışın gelmesine veya yazın durumuna göre bekler ondan sonra sirke anası alınır. Sirke anası sirkenin özelliğini kaybettirir. Eğer ki sirke anasını sirkenizin içerisinde bekletirseniz sirkenin içerisindeki besinsel değerlerin hepsini yer. Yedikten sonra onu yiyen öldükten sonra sirke anası ve sirke özelliğini kaybettikten sonra bakteriler çuvalar arkadaşlar küfler çuvalar. Dolayısıyla sirkeniz sirkeliğini kaybetmiş olur. Nasıl muhafaza edeceksiniz? Sirke oluştuktan sonra kapalı kabın ağzına koyup ağzını kapatacaksınız. Hava temasını kestiğiniz zaman sirkeye hiçbir zaman hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ya da işte bunun eski zamanlarda kaya tuzu katarak işlemini yapmışlar ama maalesef sirkeyi yapan arkadaşlarımız sirkeyi yapma aşamasında kullanıyorlar. Bu yanlış. Evet. Ben burada e, durdurup içeride de suyunu ekleyip ağzını kapatıp yayınıma buradan Son verip artık izlemeyi her gün karıştırmayı yaparak e, çıkacak olan fermentedeki çıkacak olan gazları yukarı alıp e, sağlamış olacağız arkadaşlar. Şeker hastaları için birebir olan bir Hunnap sirkesi gerçekleşmiş olacak. Şimdi gilara alma üzere burada bir durduralım. Evet arkadaşlar suyumuzu da döktük. Bakın e, şöyle göstereyim şu seviyenin aşağısında bıraktık arkadaşlar. Çünkü e, asitlerle e, gaz çıkışında bu hınapın meyveleri yukarı geliyor. Hatta suyu yukarı geliyor. Taşıyor arkadaşlar. Taşmaması için. Ve karıştırmayı da e, tahta bir kaşıkla yaparsanız ya da çubukla bunun içerisine sokup karıştırma gazını çıkartma açısından daha güzel olacaktır. Şimdi buraya da üve siniklerinin gelmemesi için Arkadaşlar şöyle geçirimsiz ama hava alımını sağlayan bir tülbende yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu yere ve lastiğimizi de takarak artık sirke oluşumu için gün sayacağız. Yaklaşık bir 4 ay geçecek arkadaşlar. 4 ay sonra sirke oluşumumuz gerçekleşmiş olacak. Şu tülbendini bir takalım. Evet. Tülbentini de taktık arkadaşlar. Sıkı bir şekilde lastiğini de geçirdik. Ve sinekleri e, çok inatçı bir sinek arkadaşlar. Küçük bir boşluk bulduğunda içeri girebiliyorlar. Dolayısıyla lastik takılınca bu imkanları kalmıyor. Her günde açılıp kapatılacağı için lastik kullanılması daha ergonomik oluyor. Evet. 4 ay sonra şeker hastalarımız için hünnap sirkemiz hazır olmuş olacak arkadaşlar. Bir başka yayında güzel bir ilerde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Gilardayız arkadaşlar. Serin bir ortamındayız. Ona da belirteyim özellikle.